Hoca Efendi kendisinden örnek veriyor. Diyor ki Manisa'ya tayin olduğum günlerde Erzurum'a gidip sıla-i rahimde bulunmuştum diyor Hoca Efendi. Anne babamın ellerini öpmüş ve birkaç gün yanlarında kaldıktan sonra Manisa'ya geçmek için onlardan izin istirham etmiştim. İzin istirham etmiştim diyor Hoca Efendi. Müsaade ederseniz gidip vazifeye başlayayım deyince babam önümüzdeki perşembeye kadar gitmesen yanımda kalsan olmaz mı diye sordu. Şimdi baba hasta ve önümüzdeki perşembe ruhun ufkuna yürüyecek. Baba basiret ehli olduğu için ne zaman öleceğini biliyor. Ölünceye kadar oğlu yanında kalsın istiyor. Ondan sonra istediğin yere gidersin diyor baba. Ben karşılık vermedim, sadece boynumu büktüm diyor Hoca Efendi. Ve gitmemin daha hayırlı olacağını boynumu bükmek suretiyle ima ettim. Babam derince düşüncelere daldı, biraz bekledi, sonra gözleri yaşlı, ellerini omzuma koydu, git dedi. Burada bir çift göz, orada ise binlerce göz seni bekliyor, git dedi baba. Şimdi bakar mısınız, ruhun ufkuna yürüyeceğini biliyor, evladından nasıl bir fedakarlıkta bulunuyor, git diyor babası. Burada iki göz seni özlüyor, orada binlerce göz seni bekliyor. Ben de diyor Hoca Efendi bir programa yetişme gayretiyle ellerini öpüp ayrıldım ve İzmir'e döndüm. Bir hafta sonra Ramazan ayının bir perşembe gecesi babamın vefatını öğrendim. Sonra son anlarında onun yanında bulunmayışıma çok üzüldüm. Hele onun keramet gösterircesine dile getirdiği bir hafta sonra gidersin teklifini hemen kabul etmeyişim içimde sürekli kaynayan bir yara olarak kaldı. Bu yaptığın işin doğruluğuna ve bereketine inansa da benden razı olarak git dese de ben başka bir çözüm yolu bulmalı, arzusunu yerine getirmeli değil miydim diye kendime hep sordum diyor Hoca Efendi. Allah gani gani rahmet eylesin Ramiz babaya. Allah gani gani rahmet eylesin. Annem yaşasaydı diyor Hoca Efendi, bu cümleler çok dikkatime dokunuyor. Annem yaşasaydı 90 yaşını aşmış olacaktı. Zaten elden ayaktan düşmüştü. Fakat öyle de olsa şu merdivenleri çıkarken kaç defa düşünmüş ve kendi kendime ah anacığım keşke hayatta olsaydın da seni sırtımda taşısaydım. Şu basamakları sırtımda çıkarsaydım, yemeğini yedirseydim, yatağını serseydim, doya doya ellerinden öpseydim, sen de bana oğlum Allah seni firdevsiyle şereflendirsin deseydin, hakkımda dualar etseydin demişimdir. Babam için de aynı hisleri beslemişimdir. Bunlar içimdeki ukdeler, keşke demekten kendimi alamıyorum. Emin olun, bunları size bir şey ima etme mülahazası taşımadan sadece meseleyi kendi sorumluluğuma bağlayarak söylüyorum. Her gün sırtımı alıp taşısaydım, oradan oraya götürseydim de hakkını ödemiş olamazdım. Ama sevgi ve hürmetimi hiç değilse o şekilde ifade etmeyi çok isterdim diyor Hoca Efendi. Sonra da vuslat ahirete kaldı diye devam ediyor. Evet, değerli dostlarım, vuslat ahirete kaldı. Heyhat ki bazı şeylerin ve bazı kimselerin kıymetleri yokluklarında anlaşılıyor. Benim de anne ve babam ruhunun ufkuna yürüdüler, zikrettiğim gibi. Keşke ben de aynı hisleri besliyorum Hoca Efendi gibi. Çok takdir edemedim. Ben daha böyle aklım başıma gelmeden, kendi kimliğimi inşa edemeden, ne olduğumu anlamadan anne ve babam ruhumun ufkuna yürüdüler. Hep esef etmişimdir. Yani keşke şimdi olsalardı, onlara hizmet edebilseydim, gönüllerini alabilseydim diye. Heyhat ki bazı şeylerin kıymetleri yokluklarında anlaşılıyor. Anne, baba, amca, dayı, teyze, hala gibi insanların kıymetleri de ayrıldıklarında daha çok ortaya çıkıyor. İnsan ancak onlardan cüda düşünce, yerleri boşalınca fark ediyor onların değerini. Firkat ateşi sineyi yakınca, vah anam, ah anam, ah babam, dede, nine diyor ve inliyor insan. Sağına soluna amca, dayı, teyze, hala diyerek bakıyor ama artık iş işten geçmiş oluyor.
Ayrılık kadru kıymetini insana, ayrılık kaybettiklerinin kadrini ve kıymetini bildiriyor. Fakat o andan sonra yitiyi telafi etmek mümkün olmuyor. Eksikliği gidermek, o boşlukları doldurmak mümkün olmuyor. Artık geriye tek tesellimiz kalıyor değerli dostlarım. O da ötede onlara kavuşmak tesellisi. Şayet şefaat edebilecek ufka ulaşmışlarsa orada şefaatlerine nail olmak tesellisi. Keşke Cenab-ı Allah bizi temiz gitmeye muvaffak kılsa da ötede biz onların ellerinden tutsak. Benim en büyük Rabbime duamdır. Keşke tertemiz huzuru ilahiye gitmeye Cenab-ı Hak bizi muvaffak etse de ötede biz onların ellerinden tutsak. Onlar elimizden tutacaksa yine tutsunlar ama biz de buradaki eksikliklerimize bedel, burada onlara yeterince hizmet edememeye bedel, onların ellerinden tutmaya oraya hazır olarak gitsek.